Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissebâ ve huve semî'ul alîm. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu girişimizden sonra Rabbimize hamd ederiz, onu överiz, ona ortak koşmayız, ondan başka ilah tanımayız. Bütün üstünlükler, güzellikler ona aittir. Yaratan, rızıklandıran, varlığı devam ettiren, kanunlar koyan, sahip olan, Rabbul Alemin olan O'dur. Biz bu inançla Rabbimizi kabul ederiz. Selam olsun Nebi Aleyhisselam'a. Kıyamete kadar ismi unutulmasın. İman edenlerinin sayısı kıyamete kadar çoğalsın. Getirdiği hakikatleri yeryüzünde insanlar kabullensinler ve yaşama kabiliyeti bulsunlar ki yeryüzüne huzur, sükun gelsin. Samimi Müslümanların hem kendilerine hem çevrelerine, hem de kendilerinin dininden olmayanlara dahi asla hayati bir zararı, sıkıntı verecek bir davranışı olamaz. Bizim okuduğumuz İslam dini böyledir. Böyle söylüyor. Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. Epey uzunca bir zaman sizlerle görüşemedik. Bu süre içerisinde gerek şahsi, gerekse çevremizde cidden çok büyük olaylar meydana geldi. Çevremizde olaylar bizi etkiledi, sizi, Türkiye'mizdeki insanları, hatta çevremizdeki komşu ülke, Suriye başta olmak üzere pek çok yeri çok ciddi bir biçimde etkiledi. Ölenlerimiz var. Ölenlere rahmet olsun. Allah Celle Celaluhu mağfiret etsin. Makamlarını cennet etsin. Yaralılarımız var. Şifa bulsunlar. Topyekün bir millet olarak gerçekten büyük fedakarlıklarla bu meseleyle ilgilendik. Gücü yeten oraya gitti. Gücü yeten malını verdi. Gücü yeten en azından duasını esirgemedi. Allah Celle Celaluhu böyle bir afeti tekrar yaşatmasın. Yeryüzü gerçekten şöyle bir keskin kılıcın üzerinde bir aydır aşağı yukarı sizler de dinliyorsunuz. Gerek uzmanları gerek yaşayanları. Biz yer kabuğunun üzerinde sert bir zeminde yürüdüğümüzü zannediyoruz. Ama suların üzerinde, onun da altında ateşin üzerinde, magma tabakasının üzerinde bir dünya var. Ve dünya tıpkı bir kalp gibi, açılıp kapanan bir kalp gibi, hayatiyeti olan bir kalp gibi hareket ediyor, kıpırdıyor. Tabii bazen bu insanlara sıkıntı veriyor. Allah Celle Celaluhu bu konuda da bizi tedbirli olmaya ulaştırsın. Takdir ondandır. Elbette beşer olarak bütün gücümüzle tedbir almak da bizdendir. Tedbir bizden, takdir Allah'tan diye geçmişten bu tarafa mesele tekerleme halinde inanç noktasında dile getirilmektedir. Dolayısıyla kardeşlerimiz arasında meydana gelen bu üzüntülü durum onların arasında fitneye sebep olmasın. Rabbimizden onu niyaz ederiz. Bugün itibariyle Ramazan ayının son kapısının kilidi açıldı. Bundan önce Recep ayı vardı, Allah'ın ayı. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri o ay itibariyle, o Recep ayının başlangıcından sonra kullarının Ramazan'a, özellikle Kadir Gecesi'ne ciddiyetle hazırlanmaları için özel zaman devirleri böyle Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamasıyla bize öğretmiş. Recep ayı içerisinde iki tane bereket özellikli gece yaşadık. Birisi Regaib gecesi, birisi de Miraç gecesi.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görülen, diğer peygamberlerde görülmeyen hususi bir olay anlatıldı. Şaban ayı Allah Resulü'nün çok oruç tuttuğu aylardan birisi ve bu ayın 15. gecesi Allah Resulü'nün lisanında ifade edilmiş özel bir gece. Birazdan onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Sizinle onu paylaşmak üzere buluştuk. Şaban ayının ikinci yarısından sonra artık Ramazan süratle yaklaşacak ve önümüzde Ramazan-ı Şerif var. O ay içerisinde de son 10 gün içinde gizlenmiş bir kadri yüksek, yani şerefi yüksek, Kadr gecesi. Çok şerefli bir gece var. Gecenin şerefli olma sebebi de yine Kur'an. Ramazan ayının şerefli olma sebebi de yine Kur'an. Yeri geldiğinde bu konularda da bundan önce paylaştığımız gibi dostlarımızla, sizlerle de bu tarz bilgileri paylaşacağız. Kur'an-ı Kerim'de bu geceye ilişkin özel bir ayet var mı denilse, alimlerin %70'i belki, çoğunluk diyorlar buna, belki %60'ı, tam oran söyleyemem, böyle Kur'an'da bu gecenin ismi doğrudan geçmiyor diyorlar. Ama alimlerden bir kısmı var ki, %30 belki %40, onlar da diyorlar ki evet, Kur'an-ı Kerim'de bu gece özel bir isimle geçiyor. Bunu söyleyenlerin arasında sahabenin ilmine hürmet ettiği, Kur'an'ı açıklama konusunda çok özel bir yeri olan bütün müfessirlerin, bütün fıkıhçıların kendisine müracaat ettiği, Peygamberimizin amcasının oğlu olan Abbas oğlu Abdullah İbni Abbas, çok değerli bir alim. Kendi zamanında Kur'an'ın bugüne ulaşmasında çok önemli çalışmalar yapmış. Allah Resulü'nü en çok yorumlayanlardan, en ideal ölçüde yorumlayanlardan birisi ve özellikle de Hazreti Ömer gibi dev bir şahsiyet, devleti yönetirken bazen bir de Abdullah'a soralım derdi ki o zaman Abdullah 17 yaşındaydı. Genç bir delikanlı iken ilmiyle gerçekten özel bir yer tutmuş. Allah onun makamını yüksek etsin. Abdullah İbni Abbas Kur'an'da Berat Gecesi isminin geçtiğini kabul ediyor ve bu yorumu ilk ortaya koyanlardan biri. Efendimiz'den tabii söz var, hadis-i şerif de var. Bu anlamda onun için biz teberrüken, yani ne demek? Bereket bulmak için, yani istifade etmek için Kur'an-ı Kerim'de bir sure-i celile var. Hamimler vardır böyle 7 tane üst üste. Onlardan birisi Duhan suresi. Duhan, kıyamet öncesi bir tür dumandır. Kafirlerin akıllarını baştan alacak, müminleri de böyle neredeyse sarhoş gibi böyle bir hale getirecek bir şey. Kıyamet alametlerinden. Oradan söz eden bir sure Mekke döneminde Nebi Aleyhisselam'a inen bir sure. Burada söylendiğine göre ki ben buradaki esas sağlamdır. Tis'un ve hamsun ifadesi var. 59 ayetten oluşan bir sure. İlk 5 ayeti bize bir şey söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnahu fi leyletin mubareketin. İnna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Emran min indina. İnna kunna mürselin. Sadakallah. Rahmeten min Rabbik diye devam ediyor. Allah Celle Celaluhu doğru söyledi. Bu surede Hamim iki harftir bu. Üzerinde şimdi bugünün konumuz olmadığı için durmayacağız. O yeminle başlanıyor. Neye yemin ediliyor? Vel kitabil mübin. Her şeyi açıklayan, kendisi de apaçık bir hakikat olan
apaçık hakikatleri içinde barındıran kitaba yemin ediyor Rabbimiz. Akabinde de o kitapla ilgili diyor ki inna enzelnahu, gerçekten biz onu indirdik. Ne zaman? Fi leyletin mübareketin, bereketli bir gecede. İnna kunna münzirin. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri, biz o Kur'an'la insanları hakka davet ederiz, batıldan korkuturuz. Batıldan korkuturuz. Onları ya uyarırız diye tercüme edilir. Bu müminler uyarılır, kafirler korkutulur. Fîhâ yufraku küllü emrin hakîm. Gecenin de en önemli özelliği bu ayet zikrediliyor 4. ayette. O gecede her bir iş hikmetine göre tek tek ayrılır. Emran min indina, katımızdan, inna kunna murselin. Evet, Allah Celle, sadakallahu lazim. Allah Celle Celaluhu böyle ifade ediyor. Buradan anlıyoruz ki gecenin bereketi, büyüklüğü, şerefi Kur'an'dan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bir de Kadr suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadr ifadesi var. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Burada Leyle-i Mübareke'de indirdik. İkisi de ayrı kullanılan kavramlar. Bu ikisini bir sayan alimlerimiz olduğu gibi söze girerken söyledim. Ama İbn Abbas başta olmak üzere hatırı sayılır bir ilim topluluğu da ikisinin ayrı gece olduğunu söylemiş. O zaman Kur'an Kadir gecesinde mi inmeye başladı? Bereketli gecede, Leyle-i Mübareke'de, yani bu Berat gecesinde mi inmeye başladı? Bu soruyu Elmalılı Hamdi Yazır tefsirini okursanız, müracaat ederseniz çok net bir biçimde yerli yerine oturtmuş. İbn Abbas'ın görüşünü de doğru kabul ediyor Elmalılı Hamdi efendim. Kadir gecesinde indirilmiştir diyenler de doğru kabul ediyor. Bizim katımızda nasıl bir zaman dilimi varsa Allah katında da böyle bir zaman dilimi var. Kur'an-ı Kerim, şimdi söyleyeceğim çok önemli. Kur'an-ı Kerim kabul böyledir. Yani İbn Abbas'ın açıklaması da böyledir. Kur'an-ı Kerim ana kitaptan, levh-i mahfuz diyoruz ona. Ana kitaptan alınmış bir bütün halinde, yani bizdeki mevcut 114 surenin 6200 küsur ayetiyle birlikte bir bütün olarak alındı. Cibril-i Emin'e teslim edildi ve dünya semasına. Hatta İbn Abbas'tan nakil, Beyt-i Ma'mur, yani bizim bildiğimiz Kabe'nin üstüne, dünya semasına indirildi. Sonra vakti gelince her bir olayın durumuna göre peyderpey 22 yıl 2 ay 22 gün içinde Kur'an-ı Kerim Hazreti Resulullah Aleyhisselam'a indirildi. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ayetiyle de dininizi sizin için bugün tamamladım. Mekke'de Arafat Dağı'nda inen ayet. Dolayısıyla din tamamlanmıştır. Dinle ilgili bize ulaşması gereken her şey ulaşmıştır. Şimdi bu bilginin üzerine öncelikle şunu söylemeliyim. Kadir Berat gecesinden istifadenin ana şartı Kur'an'la temasın kopmamasıdır. Bir kimsenin Kur'an'la teması kopmuşsa, anlayışı, yaşayışı, inancı Kur'an'dan kopmuşsa, o kimsenin Berat gecesiyle herhangi bir ilişkisi ve bağlantısı kalmamıştır. Kur'an Berat gecesinin şerefini artırır. Tıpkı Kadir gecesinde de Kur'an-ı Kerim nasıl böyle yeri ve zamanı geldikçe peyderpey indi ve Kadir gecesi de Kur'an'la bir bereket gecesi haline dönüştü. O zaman insan gerek Kadir gecesi, gerek Berat gecesi, gerek Miraç gecesi, gerek Regaib gecesi, gerek efendim Peygamberimizin doğduğu gece gibi, yani hatırı sayılır özel gecelerden yararlanmak istiyorsa Kur'an'la temasını ciddi bir biçimde artırması lazım.
Buraya kadar olanı ifade ettik. Şimdi biz detaylarda biraz bilgi var. O detaylardaki bilgileri de sizinle paylaşmak istiyoruz inşallah. O bilgiler de mühimdir. Bu gece fiha yufraku kullu emrin hakim. Her hikmetli iş, her iş bir hikmete göre de diyebiliriz. Bu gece taksim edilmiş. Yani nedir? Yani nedir? Bu gece ki Berat gecesidir bu gece, kabul İbn Abbas'ta böyledir. Ramazan'daki Kadir gecesine kadar Allah Celle Celalu meleklerden Cebrail'e, Azrail'e, İsrafil'e bir takım görevler verir. Cebrail'e, Mikail'e. Mesela Mikail'e önümüzdeki yıl bu geceye kadar olacak bütün efendim tabiat olaylarını ve savaşları tek tek yerini ve zamanını görev olarak verir. Tabiat olayları, işte deprem hadisesi, bizim şimdi inancımız böyledir. Geçen senenin Berat gecesinden Kadir gecesine kadar olan süre içinde görmediğimiz alemde Allah Celle Celaluhu meleklerinden Mikail'e bildirdi ki şu büyük tabiat olayları olacak. Çünkü bu alemin yönetiminde meleklerin Allah'ın emriyle katkısı vardır. Sonra Cebrail'e insanların amelleri, davranışlarıyla ilgili nüshalar verilecek. Sonra İsrafil'e ölüm ve musibetlerle ilgili nüshalar Azrail'e teslim edilecek. Efendim İsrafil ve Mikail'e özür dilerim, rızıklarla ilgili nüsha, tabiat olayları Cebrail'e özür dilerim, amellerle ilgili nüsha İsrafil'e ve ölüm ve musibetler de Azrail'e. Ebu Suud'un tefsirinde olduğu gibi başka tefsirlerde de bu kayıt var. Dolayısıyla şimdi benim söyleyeceğim şu beni dinleyen kardeşlerime. Kardeşler, önümüzdeki sene bu geceye varıp varamayacağınız bu gece tespit edilecek. Önümüzdeki sene bu geceye kadar ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz bu gece tespit edilecek. Yani şöyle düşünün, bir hazine ki taksim ediliyor hazinenin kendine has esaslarıyla. Elbette istifade etmek isteyen o anlamda kendini karşı tarafa takdim etmeli. Yani rızık Allah'tan istenir bu gece, bereketli ömür Allah'tan istenir bu gece, belalardan ve afetlerden korunmak Allah'tan istenir bu gece. Ne dua edelim dese birisi, ne dua edelim dese birisi, ben derim ki Allah'tan imanlı, bereketli bir ömür iste, Allah'tan helal rızık iste, Allah'tan Celle Celaluhu güzel amelleri yapma noktasında yardım iste. Bu gece böyle bir özelliğe sahip. Ve bu geceyle ilgili yine çok ciddi bir planlama da söz konusu. Onlardan birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının 15. gecesi. Hazreti Ayşe'den de nakil vardır bu konuda. İki ayrı nakil hadis kitaplarında. Yatağından kalktı, kabristana gitti. Yani cennette kabristana gitti. Hazreti Ayşe validemiz de onu takip etti. İşte onun dönüşünde bu geceden haber verdi. Yani öyle bir gece var ki o gece Şaban'ın 15. gecesidir. O gece Şaban ayının 15. gecesidir. Bu geceden haber verdi ve o geceye ulaşan müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemeli. Ben hadisi size okuyayım meal olarak, yani Türkçe olarak. Bir gece Allah elçisi evinden sessizce çıktı, ben de arkasından çıktım. Baktım, Bakî kabristanlığına gidiyor Medine'deki. Sonra Bakî kabristanlığında beni görünce dedi ki, Allah ve elçisinin sana haksızlık yapmasından mı korktun? Yani ben başka hanımlarıma gideceğim diye mi korktun? Ben de şüphesiz ki ben de senin başka bir eşinin yanına gittiğini sanmıştım dedim. Sonuç, şüphesiz Allah, Efendimiz diyor,
Şaban ayının yarı gecesinde dünya göğüne iner. Beni Kelp diye bir kabile var. Yani bir aşiret düşünün. Sürüleriyle meşhur, bilinen bir kabile. Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok kişiyi bağışlar. Bu gece af gecesi demek ki. Ama bir başka şey daha vardır. Her gecenin son üçte birinde Allah Celle Celaluhu dünya göğüne iner. Müslim'de bu hadis var, Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var. Dünya göğüne iner her gece ama her gece kim bana dua eder, duasını kabul ederim. Kim benden istekte bulunur, isteğini yerine getireyim. Kim bana istiğfar eder, onu bağışlayayım. İşte alimlerimizin bir kısmı diyorlar ki Berat gecesinde Allah Celle Celaluhu daha ısrarlı bir biçimde gün doğumuna kadar insanlara seslenir. Kim bana dua eder, duasını kabul edeyim. Kim tevbe eder, tevbesini kabul edeyim. Kim benden bir istekte bulunur, isteğine cevap vereyim. Dolayısıyla bu anlamda Allah'a yönelenlere Allah Celle Celaluhu cevap verir. Öyleyse sonuç olarak Berat gecesinde 5 mühim şey var. Onlardan birisi bir yıllık hayatın bütün detaylarının muhasebesi bu gece meleklere verilir. Cebrail'e, İsrafil'e, Mikail'e, Asrail'e. Yani önümüzdeki seneye kadar kim ölecek, kim kalacak, ne kadar yiyeceğimiz olacak, ne kadar suyumuz olacak, ne kadar yağmur yağacak, nerelerde büyük tabiat olayları olacak, hangi ordular birbirleriyle savaşacak. Yani kısacası bir dünya insanlığının bir yıllık hayatının levh-i mahfuzdaki planı meleklere verilecek. Tabii burada çok şeyler söylenebilir, zamanımız ona yetmez. İşte insan o zaman, insanın hiç hayatının rolü yok mu? O zaman şu cümleyi söyleyeyim, çok özet bir biçimde. Allah Celle Celaluhu insanların tercihleriyle yaptıkları işleri bunu tercih etsinler diye emretmedi. Ya o tercihleri yapacaklarını bildiği için yazdı. Lütfen bu ayrımı tek cümle söylüyorum. Allah insanların tercih, mesela ben birisiyle evleniyorum. Allah Celle Celaluhu benim o birisiyle evlenmemi yazmadı. Benim tercihimi biliyor. Çünkü o geleceği de biliyor ve o bilgiyi tespit etti. Bu özet bir cümledir. Dolayısıyla kader konusunda önemli bir cümledir. Kardeşlerimizin bunu ciddiye almaları lazım. Bu gece ibadet yapmamız lazım. Her gece yapmamız lazım. Her gece Rabbimiz söylüyor ama bu gece özellikle teheccüd namazına lütfen kalkalım. Gecenin üçte ikisinde biraz nafile namazlar kılalım. Elbette kaza namazları diyorlar, var mı yok mu tartışmaları var. Ama tevbe eden kulun geçmişte kalan borçlarını ödemesi her ihtimale karşı Rabbimin onu sorgulamasından kurtarıcıdır. Tevbe bütün geçmiş günahları örter. O yüzden işte yardım malum çevremizde olan biten sadaka vermek, infak vermek, zekat vermek bunları da çoğaltmak lazım. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti iner. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti iner. Elhamdülillah. Yağmur rahmeti 3 gündür böyle bizi birazcık ıslattı. Toprak tam doymadı. Suya ihtiyacımız var. Bu rahmet. Bunun devamı için bu gece ya Rabbi yer altındaki mahlukatın hayatı için lazım olan suyu gönder. Dili olmayan, sana itaat eden, bütün yer üstünde yürüyen hayvanların ihtiyacı için suyu gönder. Bizim içimizde kendisini ifade edemeyecek masum çocuklarımızın hatırı için suyu gönder. Yani bu şekilde önce günahlarımızdan tevbe edip sonra bunları yapmakta yarar var. Bağışlanma gecesidir dördüncüsü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Ahmet İbni Hanbel'den Tergib Terhib'de yer alan bir hadis de var. Cenab-ı Hak bu gecede kahin nedir? Yıldız fallarına bakanlar ve işte gelecekte şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak diye çok bilmişler var. İşte onlar
bazı geçmişte özellikle şamanizm ve benzerlerinin putların yanındaki aracılar, kahin, büyücü, çok kin güden, içkiye düşkün olan, ana babasıyla ilişki kesen, zina düşkün olan kimseler tevbe etmemişlerse şayet affedilmeyecek. Bunu bir daha söyleyeyim. Kahin, efendim, büyücü, yani bizim bugün bildiğimiz sihir yapan insanlar, ondan sonra kin güdenler, kin, nefret dolu adam, sürekli yanındakini artık tanımıyor. Kin güden, içkiye düşkün, ondan sonra ana babasıyla ilişkiyi kesen, zina düşkünü olan kimseler bu gece affolunmayacak ama bir şartla. Eğer ya Rabbi pişman olduk, bir daha bu işi yapmayacağız der, hak sahipleriyle helallaşırlarsa Allah onların geçmişlerini siler ve onları affeder. Yine bu gecede bir önemli husus da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Şaban ayının bir hadis nakledilmiş, Alüsi tefsirinde alınmış bu. Şaban ayında Resulullah Aleyhisselam buyuruyor, Şaban'ın 13. gecesinde dua etti. Şefaatin 3'te 1'i, 14. gecede 3'te 1'i, 15. gece dua ile şefaat hakkımın tamamını Allah bana verdi. Şefaat nedir? Derin bir konu, uzun bir konu. Özetle sadece şudur. Ya Rabbi, hani şeyde de, dünyada da vardır. Birisini aklamaya ilişkin bir belge verilir. Yani birisi bir işe girecek. Tezkiye mektubu diyorlar buna. Tezkiye mektubu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tezkiyeyi dille söyleyecek. Ya Rabbi bu güvenilir bir insandır, şöyle şöyledir, şöyle şöyledir. Ama bazen öyle olacak ki Allah Resulü kişinin kalbini bilmediği için Rabbimiz Resulullah'a diyecek. Sen aradan çekil, senin bilmediklerin var. Yani Allah Resulü'nün her affını istediği insan affedilecek diye bir garanti de yok. Ahlakı temiz, düzgün insan olmak lazım. Tevbe eden insan olmak lazım. Sözü uzatmak mümkün. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Sadece şu kadar diyeyim. Ya Rabbi, pek çok afeti yaşıyoruz içinde yaşadığımız zaman diliminde. Savaşlar var, hırsızlıklar var, uyuşturucu var. Ülkelerin birbirlerine zulmetmeleri var. Birbirlerini sömürmeleri var. İnsanların birbirlerine düşürülmeleri, özellikle bir takım ülkelerin gizli saklı odalarında başka ülkelerin insanlarını parçalamak, birbiriyle kavga ettirmek, savaştırmak var. Türkiye'mizde ben 1970'ten bu tarafa uyanık yaşayan bir insanım. Defalarca Sünni, Alevi, Kürt, Türk kavgalarını, hatta işte Karadenizli, efendim diğer insanlar kavgalarını kışkırtmak noktasında elden gelen yapıldı. Suriye parça parça edildi. Irak parça parça edildi. Afganistan parça parça. İnsanlar birbirlerine düşürüldüler. Kabileler, aşiretler birbirine düşman oldu. Ya Rabbi bu konuda bizi uyanık tut. Birbirimize düşürme. Kalbimizden kin ve nefreti kaldır. Bizim dualarımızı katında kabul eyle. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına icabet et. Bizi kıtlıkla, açlıkla terbiye etme deyip sözlerimi tamamlamış olayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.